Forogames. Boyunu seveceğim. Forogames'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali Foro. Yepyeni bir ETS2 videosuyla karşınızdayım değerli dostlar. Arkadaşlar bu bölümde artık inşallah Türkiye hudutlarına kavuşacağız diye tahmin ediyorum. Bir önceki videoda biliyorsunuzdur Ford Cargo'nun 25-20 Dipsover 32-42 dediğimiz modelle yani yeni olan modeliyle yolculuğuma devam etmek ihtiyacı duydum değerli dostlar. Ondan dolayı da bugün inşallah yolculuğumuza Türkiye sınırlarını göreceğiz birlikte. İlk defa ben de görmüş olacağım. Bakalım nasıl bir harita olmuş değerli dostlar. Şu an burada biraz uyudum abi. Dinlenme tesislerine geldim. Uyudum. Şimdi ise yolculuk için hazırım değerli dostlar. Şöyle bir şey yapalım abi. Haritamızı artık inşallah Türkiye sınırlarında olan Edirne'ye ayarlıyorum değerli dostlar. Edirne'yeceğiz inşallah. Bilmiyorum bayağı da uzun bir yolculuk olacak sanırım. Kaç kilometreymiş abi? Navigasyona göre 308 kilometre bir yolculuğumuz olacak yani. Bayağı uzun bir yolculuk olacak değerli dostlar. Buradan sağdan mı çıkıyoruz? Evet sağdan çıkıyoruz değerli dostlar bakın. Bu arada aracımız çok parlak gözüküyor. Şu parlaklığı gereksiz parlaklık olmasa hiçbir sıkıntısı yok yani. Neyse şimdi içten görüntümüzü aldık. Biraz sanki kasıyor gibi bu moddayken ya bilmiyorum bana mı öyle geliyor acaba? Belki de şehir içi trafiği diyeceğim ama multiplayer değil ki abi şehir içinde çok trafik olsun. Neyse değerli dostlar şimdi abi olayımız şu. Sinyalimizi verelim. Ford Cargo ile yollara dökelim değerli dostlar. Artık Türkiye haritasını inşallah birlikte görmüş olacağız. Sevgili dostlar. Oha bu da çok uzak oldu be. Şöyle iyi bir açı yaparım diye düşündüm ama maalesef çok dandik bir açıyla şey yaptı. Görüntü karşılaşması. Normalde şöyle iyi bir görüntü olsa abi sıkıntı yok ama bakın fenomen diyor. Stelo Kaptan'ın tasarlamış olduğu araç. Evet değerli dostlar yapıştıralım gidelim artık Türkiye sınırlarına doğru gideceğiz. Yani şu an kesinlikle bir kasma mevcut sanki abi. Bu arada bakın tabelamızda ne yazıyor? Edirne diyor 320, navigasyonumuzdaki 300 artı 300 kilometre sonra inşallah Türkiye hudutlarına ulaşmış olacağız değerli dostlar. 80 kilometre hızla gidiyoruz. Bakın bu cidden yavaş gidiyor yani. Diğer Ford Cargo'ya göre bence çok yavaş gidiyor diyebilirim. Aslında daha orijinal bir araçla da gidebilirdik. Bakın onu unuttum ben şu an. Keşke yük alıp daha farklı bir araçla gitseydik ama bu da fena değil değerli dostlar işte. İdare ediyor yani durumu. Sıkıntı yok diyelim. Ford Cargo. Evet sağdan dönecekmişiz. Yapıştır. 280 km yolumuz kaldı. Canımız kanımız Türkiye'miz için arkadaşlar. Bayağı gidiyoruz şimdi yapıştırdık abi de. Yalnız bu araç işte dediğim gibi Ford Cargo'ya göre çok yavaş gidiyor. O yüzden biraz sıkılabilirsiniz bu videoda. O kargo yine akıyor gidiyor arkadaşlar yolları yırtıyordu da. Bakın bu boş olmasına rağmen. Demek ki yük de alsak bayağı bayağı işi zorlayacak. Ki biraz da şey var arkadaşlar burada benim gördüğüm kadarıyla. Yani ekranı kasan bir şey var grafik var bence. Oha orada bir kaza oldu. Orada bir kaza oldu. Ulan kaza yapılacak yer mi be? Çok sıkıntılı bir yerde kaza yaptım. Arkadaşlar isterseniz FPL'in tır yapayım abi. Şu aracı değiştirelim ya. Benim pek hoşuma gitmedi doğru söylemek gerekirse. Türkiye sınırlarına yok abi. Bunda bir kesinlikle kasma var. Alırım boş yükü. Yine de başka şeyle yaparım. Hani bunu da tamir etti deyip galerimde dursun ama biraz sanki bana kasıyor gibi geldi. Belki haritadan dolayı da kasıyor olabilir bilmiyorum. Hani mesela biz ondan dolayı işi garantiye almak için arkadaşlar gelin orijinal bir araç deneyelim. Mesela bir Scania yapılabilir, Mercedes yapılabilir. Hatta şu an istediğimiz aracı alıp gidebiliriz Türkiye'ye. Çekici galerileri. Bir Merso mu yapsak mesela ya? Ha Mercedes'in de ben iç panelini pek beğenmiyorum. Iveco var. Iveco Renault.
Renault vardı arkadaşlar. Şurada yapılı güzel bir Renault vardı aslında benim, bir saniye. Garaj yöneticisine gelelim arkadaşlar. Buradan araç yönetimi, ha pardon yanlış gittim. Şirket yönetimi, araç yönetimi. Arkadaşlar hangisiydi biliyor musunuz aracın? Şurada güzel bir Renault vardı. Heh, biraz renkli ama güzel. Bu aracı kullan diyorum. Bakın. Hem onu da göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Harita neredeyiz? Şu an Lüksemburg'dayız ama anında o Sofya'ya gideceğiz. Nasıl yapıyoruz? G'ye basıyorsunuz. G'ye bastınız ya. Oradan Sofya diyorsunuz. Hemen git diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Alın size Sofya değerli dostlar. Bunu da seviyorum aslında. Renault güzel bir tır. Ama yalnız oyunumuza göre akşam saati olmuş. Bakın gayet şekil bir tır arkadaşlar, yani benim hoşuma gidiyor. Ya şu kamera açısını sevmedim arkadaşlar ya. Ne bileyim, alışınadır biraz sanki sıkıntı çekeceğim gibime geliyor. Bakın bunda hiç kasma falan yok, gördünüz mü, gayet güzel akıyor. Boş olduğu için de herhalde iyice gider diye düşünüyorum. Yoksa hız mı yapsak abi Volvo falan alıp da. Şuradan da rastgele yük alayım olmadı. Hangisi alınır ki bunlardan? Hafiflerden bir tanesini alayım arkadaşlar. Maksat Türkiye sınırlarına boş gitmeyelim. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Zaten Edirne'ye varmış. Abi adamın dibisin ya. İçimi mi okudun? Ne yaptın? İstanbul'a varmış. Uzak. Kocaeli'ne varmış. Ama tam ben Edirne istiyorum değil mi? Aynen öyle. İş al diyelim abi. Boş gitmiş olmayalım işte. Kaç tonluk büyük bakmadım hiç ama. Evet. Bu arada bu da benim multiplayer'de görmüşsünüzdür. Renault marka tırım. Bir modifiyesi ekstra bir şey yok ama bu arada bakın şu aynadan yanaşma işini deneyelim bakalım. Evet. Aynadan da yanaşıp alınabiliyormuş, yani o kadar zor değilmiş ama bu arada bizim biraz dinlenip yola çıkmamız daha mantıklı olur sanki arkadaşlar. Gerçi grafikler akşama doğru dönüyor ama hem bir aracın bakayım motoru falan geliştirilebiliyorsa biraz motoru falan geliştirmeye çalışırım şurada serviste. Hem de uyuruz değerli dostlar. Oha! Bunu nasıl oynuyor adamlar ya bilmiyorum ama yani resmen mahvetmişler bence. Uzaklaşamıyorum da. Vardır belki bir yöntem ama belki de ben bilmiyorum. Yani biraz grafik konusunda bence değişik olmuş arkadaşlar. Biz böyle uzun bir tır bekliyorduk yani normalde. Bakın ne yapalım tırımızın, bir servise gidelim abi. Pardon, servis diyorum, parçacıya gidelim. Bunun bilmiyorum özellikleri nasıl da arkayı çiflemenin gereği yok herhalde. Ama motor 450 460 beygirlik iyisinden, şanzıman da iyisindenmiş. İçine de bir şey istemiyorum. Tamam abi, o zaman bununla şansımıza razı olalım artık. Ama Türkiye sınırlarına biraz gündüz vakti gelelim arkadaşlar. Şimdi gitsek hava kararacak oraya gidene kadar. O yüzden şurada biraz uyuyalım. Artık yükün sahibi de beklesin abi, yapacak bir şey yok. Yani bu nasıl bir kamera açısıdır ya? Biraz garip arkadaşlar. Yani tam önün arkasını göremiyoruz bence. Gecenin ikisi oldu. Bir daha basalım abi. Gündüz herhalde 8-9 saat 11'de çıkıyoruz abi. Çok güzel abi. Havamız da gayet iyi. Hava kararmadan da oraya yetişiriz inşallah. Şimdi abi neymiş bu arada yükümüzde, ona da bakalım. Paketlenmiş cam ürünleriymiş. 22 ton. Vay, değerli bir eşya yani. Evet, soldan yapıştır. Yapıştır Renault. Renault ile gidelim arkadaşlar bugün. Şimdi şu açıdan baktığımızda görüntü iyi ama yani şu kamerayı resmen bozmuşlar arkadaşlar. İkinci kamera bu nasıl ya, adam püskürürken önünü görecek duramıyor. Böyle yapsa fazla topak sanki, yani bilmiyorum ama size görüntü nasıl gözüküyor arkadaşlar, hiçbir fikrim yok. Biraz acayip var. Önü arka hani tırın boyutunu bir acayip göstermiş bence yani. Buradan kullanmak, hayır bakın işte böyle şeyler de yapıyor. Pek alışamadım ben yani, neyse idare edeceğiz artık. Yapıştıralım abi. Hiçbir şey umurumuzda değil çünkü bugün biz Türkiye sınırlarına gidiyoruz arkadaşlar. Türkiye sınırlarına son 300 km yolumuz kaldı biliyorsunuz. 3-4 video mu ne oldu hani, bayağıdır
şey yapıyorduk yani, bunun için çabalıyordum, bir türlü gelememiştik. Edirne 320 abi, yapıştır artık, artık yani tamamdır bu iş, artık Türkiye'yi göreceğiz inşallah. Tırım Renault, daha güçlü bir tır keşke alsaydım diye pişman mıyım? Değilim ama yine de yani Renault'da ne bileyim o kadar güçlü olmadığını düşünüyorum ki, bir de yüklü 20 ton olunca. Demin ki kazada yük hasar almamış, sadece tırımız hasar almış. Yapıştıralım bakalım değerli dostlar. Yani bayağı bir aracı da yaptırmıştık ama yine vurduk. Artık idare edeceğiz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu arada multiplayer konusuna gelince şu Türkiye yolculuğum bir bitsin abi, herkes alacağım inşallah. Türkiye yani bu parça parça videolar bölmeden, araya bir şey sıkıştırmadan multiplayer'e başlamayı düşünmüyorum. Yani tabii ki bu video dışında şey yapacağız inşallah birlikte, sizlerle birlikte arkadaşlar. Katılmak isteyenlere oyunuma davet ediyorum. Beraber multiplayer yaparız. Evet değerli dostlar, 83 km hızda kaldı şu an Renault. 4 saat bir yolculuğumuz varmış. 272 km de yol var. Yani Ford Cargo ile iyi akıyorduk ama görmüş olduğunuz gibi orijinal tırla bayağı sıkıntı çekiliyor maalesef. Yani şu, bilmiyorum abi, bir şekil olmuş ya. İyi de kötü yani, nasıl diyeyim. Hani uzunluğunu falan anlamıyorsun, bayağı topaklaştırmış ekranı yani. Tepeden bakıyorsunuz, hayır. Şöyle bakıyorsunuz. Enteresan bir ekran ayarı olmuş ki bu arada hızımız da 17 km'ye kadar düştü değerli dostlar. Bilmiyorum biz Türkiye'ye bu araçla nasıl varacağız arkadaşlar. Bayağı beni yoracak anlaşılan. Yani diyorum ya, Ford Cargo iyiydi be. Şu an bu hızda olunca sizi bayağı sıkacak diye düşünüyorum video. Ama konuşacak bir şey bulurum ben, size anlatacak. Sıkıntı yok yani. Bayağı sınırları zorlamışız arkadaşlar yani. Bir de 20 ton da yük aldık. Yükü bıraksam, T'ye bassam abi, yapıştırsam gitsem nasıl olur? Ama akşam olur abi bu sefer de, oyun saati. Yani bu yük varken arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bayağı kesiliyor yani, bayağı. Bayır iyi hoş dedik başta ama sonlarında sıkıntı oldu sanki. Vay yavrum vay, 15 km'de düşülür mü ya? Bunun turbosu bir şey yok mu abi? Aç ya, yapıştır biraz. Cidden Türkiye'ye ulaşmak bayağı zahmetliymiş arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Kaç video oldu? 3 mü oldu? 4 mü oldu bu? 3-4 videodur Türkiye türküsü çağırdık yani, öyle diyeyim yani. Ha Türkiye'ye gittik, ha gideceğiz, ha Edirne az kaldı dedik ama ne bileyim abi, şu an çok yavaş gidiyor ya. Şöyle bir şey deneyelim mi? Yani bu yük olsa da hoş, olmasa da hoş. Ben sabırsız birisi olduğum için. Yapış abi ya. Heh. Başlarım yüküne ulan. Biz kendimizi götüreceğiz oraya. Çaktım arkadaşlar, yük orada kaldı. En fazla cezasını veririz, sorun değil. Bakalım biraz ya. Devrilirse yeter, devrilsin. Ne yapalım yani? Hiç gitmiyordu ki arkadaş. Yavaş 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 yavaş. Bakın şimdi gayet güzel akıyoruz yani, sıkıntı yok. 240 km yolculuğumuz kaldı Türkiye için. Bu arada değerli dostlar, size diyeceğim başka bir şey var mı, onları düşünüyorum. Hazır böyle video başındayken de duyurularımı yapmak istiyorum da, o yüzden. Şey olabilir yani, 15 tatilde belki hani bu GTA 5 ile ilgili hikaye modu isteyenler olmuştu baya. Belki 10-15 tatilde yapabilirim yani, küçük böyle, fazla spoiler da vermek istemiyorum ama o şekilde olabilir. Uf çok hızlıyız, devirmezsek iyi, devirmezsek iyi. Oo vallahi yırttım, kesin devirecekti abi ya.
Sırbiyan da coşu verdi biliyor musunuz? Fren falan da taktırmıyor. Bakın şimdi gelin yük bakın onunla uğraşın durun işte yani o kadar şeyim yok yani. Takatim kalmadı, sabrım kalmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı günler oturup topluca video çekiyorum. O yüzden şimdi mesela bugün de birkaç video çektiğim için artık Türkiye için daha fazla sabrım kalmadı değerli dostlar. Bayağı uzunmuş ya. Türkiye'ye gitmek için ne bileyim 1000 kilometre yakın yol gelmeniz gerekiyormuş. Hele ki haritanın diğer ucundaysanız için izleyeceğiz o zaten. Yani öyle doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar. Bakın mesela oradaki kardeşimiz yol verdi güzel. Bu arada 167-168 iyi basıyormuş lan. Renault 171'i gördüm. 173. Araba gibi gittik vallahi. Son 170 km yolumuz kaldı. Değerli dostlar, onu da size paylaşmış olayım. Yani yük varken imkansız gibi bir şeydi yani bu olay arkadaşlar. Evet, Türkiye haritasına sanırım şu an girdik arkadaşlar ki asfaltlar falan bir değişti böyle. Lan! Arkasında dursam yol vermez arkadaşlar. Ben sağından geçtim diye sinyal verip sağa geçmeler falan. Tabii bu arada trafik kuralına göre benim yapmam ama. Oha. Şuna bak. Bozuk yol çalışması falan. Hadi hadi güzel bir şeyler istediyorum arkadaşlar Türkiye sınırlarına girince. Olur öyle, olur öyle vakalar. Sıkıntı yok, yapıştır. Yapıştır. Otoban şey gördüm evet. Tam görmemle yemem bir yolda cezayı. Radar şeyine levha gibi bir şey vardı ya onu görmem ile ceza yemem bir yol aynı anda oldu yani öyle değil değerli dostlar. Bu arada abi son 126 km yolumuz kaldı arkadaşlar. Yani Ford modellisinden vazgeçtik. Yani bu da iyi ama işte bence en ideali bizim aracımız Ford 2520 efsane olan kasaymış arkadaşlar. Oranın yoluymuş yani bu aracı. O aracın yollarıymış yani bence. Buralar tam Ford'lukmuş yani. Renault da iyiydi abi ne bileyim bana bir şekil geliyor böyle. Çok sakin sade geliyor falan böyle. Anlatabiliyor muyum? Birader 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 hop. Aa, biraz sürttük ama ufak çaplı hiçbir sıkıntı yok. Diğer türlü bence daha büyük bir kaza olacaktı. Şimdi abi şu kamera nedir ya? Bu ne ya? Önümü hiç görmeyelim ben. Boş ver yola ne gerek var bakın değil mi? Şöyle bakın aslında fena durmuyor ama. Evet 140 km hızla Türkiye'ye olan yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Bu arada son 90 km bir yolumuz kalmış. İnşallah Türkiye tabelasını, bayraklarını görünce sevindirik olacağım değerli dostlar. Bir gurbetçi gibi heyecanlı bir şekilde gidiyorum Türkiye'ye öyle söyleyeyim. Hızımız 147. Gayet güzel akıyoruz. Sıkıntı yok. Evet son 57 km arkadaşlar. 57 km tam kazamızda yapmış olduk bu arada. Evet. Oo dur abi dur. O detay görmemiz lazım. O detayı görmezsek olmaz. Vuralım hiç önemli değil. Bekleyeceksiniz ulan. Nasıl şoförsünüz? Şu kadın mı ulan? Şu turistle. Ben mi yanlış gördüm? Bir saniye. Vay abla. Tur şoförlüğü mü yapıyorum? Yeni fark ettim. Tur şoförü bayan. Veya erkekse de
yumuşak. Arkadaşlar şurada güzel bir tabela gördüm. Onun için böyle trafiği biraz kilitledik ama sıkıntı yok. Geçin abi, geçin. Şimdi bekleyin. Evet değerli dostlar. Vay yavrum vay. Diyor ki lan bir çarpmayın, bir sakin olun be. Kapıkule demiş. Station işte istasyonu demiş. Ne? Edirne, Salzburg demiş. Salzburg, Edirne. Altına da ne demiş? Map editör demiş. Levent Yılmaz. Map skin bay demiş. Skinner Semih Çolak. Kardeşlerim, sizlere teşekkür ettik. Şimdi devam edebiliriz arkadaşlar yolculuğumuza. Öyle de bir şey görmüş olduk haritayla ilgili. Ellerine sağlık yapan kardeşlerimizin. Şimdi Türkiye'ye az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Videoyu zaten bitireceğim burada girişte. Ondan sonra artık Türkiye gezisi yapacağız. Türk sınırları içerisinde bir iki görev falan yaparız herhalde. Veya alırız Ford Cargo'yu, kafamıza göre gezer arkadaşlar. Bakın Türk bayrakları falan. Olay budur abi. Tam sınır kapısına geldik sanırsam. Ve buradan geçelim abi. Evet burada bu şey de varmış. Hendek de varmış. Bu arada beni kışkırık tuttu. Vay. İşte arkadaşlar olay buydu. Gümrük kapısı herhalde. Buraydı. Artık diyor ki Edirne'ye mi gideceksin, İstanbul'a mı gideceksin diyor birader diyor. Çok güzel abi. Şeylere başladık artık, Türk şeylerine. Orada bakın kamera falan, artık Türk yolları. Tepede kameralı mobeseler falan. Gayet şık olmuş. Ama bakalım abi şimdi içine girince Türkiye şeyinin şehirlerde, binalarda bir farklılık görecek miyim? Onu da merakla bekliyorum. Şimdi abi Edirne'den başlayacağız zaten. Bakın Edirne'ye çok az bir yolumuz kaldı. Edirne'nin içinden bakarız. Varsa hatta orada bir garaj satın alırım oradan bir Edirne'den. Şu an solumuzda Edirne ve değerli dostlar Türkiye sınırlarında sonunda girdik çok şükür. Şu an Türk topraklarında kullanıyorum tırımı. Çok heyecanlıyım. 135 km ile gidiyorum o yüzden. Biraz yavaşlayalım. Sinyalimizi verelim abi. Bakın burada sinyal kolu kalkıp iniyor. Ama Ford Cargo Line'sı yok. Keşke olsa. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Evet Edirne diyor şehir merkezi. Girelim abi şehir merkezine. Edirne'mize girelim. Bayağıdır böyle Türk modu oynamıyordum yani. Evet abi şu direkler güzel bir detay. Bakın birincisi şu elektrik direklerinden. Güzel detaymış ve bir cami gördüm. Vay işte bu abi ya işte bu. Kötü de olsa basit de olsa biraz böyle cami olması gerekiyordu. Aynen öyle, çok hoşuma gitti. Güzel. Ondan sonra şöyle bakalım. Başka ne varmış arkadaşlar? Şu direkler Türkiye'de bayağı olan bir direk böyle. Hatta uzaktan bakınca adama benzer. Detay güzel olmuş. Onun dışında da yok değerli dostlarım. Şirketler yine aynı bildiğiniz şirket. Onun dışında da şöyle bir map yapayım ben de. Şey bakalım. Burada hiç şey yok mu? Ha, arkamda kalmış. O zaman tam tur atalım abi. Şuradan garaj satın alalım. Yani buradan değil, yerden soldan gidelim. Şehri tam turlamış olalım arkadaşlar. Şehir turu. Şöyle bakıyorum başka direk, işte elektrik direklerini gördüm. Farklı bir şey olarak. Burada bir bina var ama ne olduğunu anlamış değilim. Zaten yeni kamera açısı olunca böyle stat gibi bir şey var orada, bakın arkada. Güzel abi, o detay güzel. Bok gibi olmuş şey ya kamerası oyunun. Oyun kamerasına gıcık oldum ben şu an. Paprika falan var burada. Bilmiyorum oyunun orijinalinde mi vardı, sonradan beklendi. Evet. Şurada bir bina var, Türk tipi. Güzel. Kaldırma da böyle çıkılır bu arada. Bunu da göstereyim. Hotel, oyundaki otel işte zaten. Ne diyor? Çemento mu ya? Çemen yazmış. Nasıl? Çemen. Çimento herhalde arkadaşlar. Evet. Lan ne yapıyorum ben ya? Haritaya bakarken zaten düzgün süremiyorum ki arabayı. Bir Mercedes kalerisi de keşfetmesek olmazdı zaten. Burada arkadaşlar gelmişken hazır bir Merso kalerisi keşfetmiş olduk değerli dostlar. Şuradan dönelim abi. Dön 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 dön. Buraya gelmişken hazır bir bakımımızı yaptıralım.
Hazır şuraya gelmişken. Evet değerli dostlar. Bu arada haritamda şey var mı? Satın alacağım bir garaj var mıydı? Onu hala gelmemişim. Yani az ileriden büyük ihtimal bir şey varmış. Evet. Değerli dostlar, Edirne ilini beğendim. Fena olmamış. Burada bir garaj falan var mı alacağımız? Evet, işte budur. Edirne'de bir garajımız olsun abi, değil mi? Evet, alıyoruz burayı da videomuzu sonlandırıyoruz. Değerli dostlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonunda canımız vatanımıza kavuştuk. İyi oldu. Edirne'deyiz artık oyunda. Değerli dostlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Görüşürüz.